Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Üç, iki, bir kayıt. Seninle başlamış olduk. Senin bu sesinle başlamış olduk. Sesin çok iyi. Sesinle kaç kız tavladın? Evet, program böyle bir program. Öyle bir program. Nereye düştük ya? Yani, değil, yok öyle değil. Hoş geldin Engin Hepileri. Merhabalar. Slogan gibi bir isme sahipsin ve seni bu baskı altında bıraktım Engin Hepileri diye. Ben hiç ilgilenmedim. Hiç yani, miyim? Yani orası, işin orasıyla ilgilenmedim. Çünkü ilgilenirsen fazla iddialı. O iddiaya da ihtiyacım yok. Bence yani kendin de... Farklı iddialar içinde olduğun için evet, yani oyunculuklar evet. Çok farklı roller izledim ben seni yani yaşam. Bireysel olarak söyleyeyim ve hepsinden de sana sinir olduğum rollerinde var, çok sevdiğim de. Bunların hepsini bir arada bir vücutta barındırmak kolay değil. Ne güzel, zaman zaman menajerimi oluyor. Zorladı mı bu? Mesela düşünsene, kötü adam oynuyorsun, gene o rol geliyor. Menajer diyor ki bu adam iyi de oynadı, ha, geçen sezon evet, var. Aynen. Nasıl oluyor işler? Ama şu anda mesela 3 farklı şey geliyor şimdi. Anka filmindeki biraz değişik. Onun dışında Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndaki adamcağız bambaşka bir çocukcağız. bir taraftan Cengiz abiyle Gain'de Orta Kafa Aşk'ta bir bambaşka bir komedinin peşindeyiz. Onu da konuşmak istiyorum. O bence çok iyi bir komedi. Çok ilginç evet. Yani, evet evet. Nevi şahsına münasebet. Kesinlikle. Da. Onun için ben çok mutluyum, çok eğleniyorum. Umarım menajerim de mutludur. Menajerim de mutlu, o mutludur canım yani, ne mutlusun. Yani böylesi güzel yani, oyuncu için, oyuncunun arayıp da bulamadığı şey bu. Çünkü bir bazen bir yapışıyor üstümüze, ay kötü çok yakıştı, kötü oynasın, ay bir daha kötü oynasın mı falan. O yani biraz bir süre sonra sıkıcı oluyor. Hı-hı. Ama böyle güzel gidiyor şimdi, böyle bir yandan komedi yaparken bir yandan kötü adamlar falan, değişik. Güzel. Sende bu şey vibe yok, kötü adam vibe yok aslında normalde değil mi hayatı? Hiç asla öyle, hani böyle bence açık de. Renkli. Ha, böyle şey, ailemizin evet, çocuğu. Bizim mahalleden namuslu, bir gelsin perdeleri assın. Perdeleri asarım. Evet, çıktı. Çıktı. Bu nasıl bu bir şeyse içinden iyi, öyle bir şey çıktı. İyi bir başarı bu. Yani kötülük yapmakla ilgili. Yani ne bileyim yani sevdim de. Ya oynaması çok keyifli tabii ki. Çok daha renkli, çok daha ne bileyim bir sürü şey, bir sürü yol açıyor insana. Onun için yolculuğu da güzel yani. Peki senaryoda komedi ya işte oynadığın role göre bu çok abartı dediğin anlar oluyor mu? Oluyor tabii. Oluyor. Yani ama benim işte tek derdim biraz bunu yani izleyenin kabul edeceği hale getirmek. Onu o ölçünün içerisine sokabilmek. En sevdiğim taraf o. Yani çoğu yani senaryoları biraz evirip çevirmeyi seviyorum. Çünkü öyle olduğu zaman benden oluyor. Hı hı. Benden olduğu zaman da ilgi çekmeye başlıyor. Çünkü ete kemiğe benimle beraber bürününce o çalışmayı da seviyorum. Çünkü ön çalışmasını da çok seviyorum ben. Sonra yapması da daha keyifli oluyor. Evet. Bir de okuma provalarında çok şey değişiyor mu? Değişiyor. 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 Tiyatrodaki gibi kıyaslayabiliyor muyuz? Yani böyle sana sınav sorusu gibi hayır, soruyorum. Hayır, canım, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bence oyunculuğun böyle tiyatrosu, sineması, dizisi, filmi yok yani. Oyunculuk. Teknik olarak değişiyor bir şeyler işte, ne bileyim kamera, yani yönetmen kameraya geliyor, burnuna koyuyor senin. Ona göre oynuyorsun yani, seyirci 700 kişilik salonda en arkada oturuyor, ona göre oynuyorsun yani. Ama oradaki ses ayarını yapmak da çok bilmiyorsan eğer. Mesela diyelim ki ben yeni yetme bir oyuncuyum ve dediler evet. Ki çok popülersin Yasemin. Çok popülersin. Sahneye hadi çık. Hadi Yasemin oyna. Benim bakalım. Sesim çıkmıyor sahnede, çünkü denk geldim bunlara. Olabilir. Yasemin o zaman bir iki ay provaya alacağız seni. O iki ayda senin sesini de çıkartacağız, rolü de çıkartacağız ondan sonra. Yani çalışmadan olmuyor. Yani hiçbirimiz için olmuyor ki. Yani bugün hadi bakalım şunu oyna. Oynarım da ne zaman oynayayım? Akşama oynayamam yani. Bir de o var tabii yani, ki. Evet. Senaryosuz işler geliyor mu? Mesela ya akşama bize senaryosuz. Yok. Gelmiyor yok, değil yok. Mi? Hiç öyle bir şeyiniz yok. Peki hayatın nasıl gidiyor bunun i̇yi, dışında? İyi, keyfim çok yerinde. Sesin de çok beğendiğim bir ses tonu. Teşekkür ve ederim, sen bu sesli markalarla da... Evet, öpüştürdün. Evet. Ne zaman aklına geldi o ses işi? Ne zaman? Ben daha oyunculuğa başladığımda zaten fok. Ya şöyle ki ben üniversitede okurken harçlığımı çıkartmak için zaten stüdyolarda geceleri sabahlara kadar işte o arka taraftaki rabarbaları yapmaya gidiyordum. Ha, anladım. Ya zaten o zaman başladı. Hı-hı. Bu iş yani hani mikrofonla olan birlikteliğimiz o zamandan başladı. Ondan sonra oradan gelişti, evrildi, güzelleşti, bir yere oturmaya başladı. Yaşla beraber de başka bir yere gelmiş oldu. Sonra da sağ olsunlar markalar da dediler ki biz sizin sesinizle şey olmak istiyoruz. Öyle bir güzel birliktelikler de oldu. Onun için keyifli şimdi, daha güzel. Daha güzel. Peki erkekte şey var mı? Ya biz kadınlarda şöyle bir sıkıntı var. Hollywood'da da öyle yani belli bir yaştan sonra artık anne rol alır bilmem ne. Şimdi sen böyle nasıl söyleyeyim? Nasıl bir tip demek gerekiyor Engin için? Daha Avrupa'yı derler, hoşlanmıyorum o kelimeden hiç. Yani
Olabilir. Ya evet, sofistike biri yani, çok net işte. Olabilir. Köyümüzün çocuğu değil de daha. Şey bekledin mi Engin? En o hani ağır rolü, yaşım ilerlesin böyle gelecek duygusuna. Tabii tabii. Bugün bir röportajda söyledim işte o garip bir soru geldi de, ama dedim ki yani oyunculuk o kadar güzel bir şey ki, bir kere yaşlanmakla ilgili bir korkun olmuyor. Çünkü yani yaşlandıkça yeni roller oynamanın hevesi ve heyecanı gelmeye başlıyor. Hı-hı. Onun için yani role uygunluk dediğimiz şey bizim için önemli. Şu anda uygun olduğum rolleri şu anda oynuyorum. Gençken bütün bunların hepsini, bütün üniversite öğrencilerini, askerleri, efendim şeyleri oynadım. Hepsini oynadım. Oynadım. Evimizin genç çocuğunu da oynadım. En küçük çocuğunu da oynadım. Üniversite öğrencisini de oynadım. Şimdi yavaş yavaş böyle yani daha böyle başka daha güzel karakterler gelmeye başladı. Hatta böyle tek çocuklu genç babalara doğru. Anladım. Ama tipoloji olarak çok yaş almış bir görüntü hiçbir zaman sert iyi, değilsin. Güzel, bu iyi bir şey. Güzel bir şey. Hı-hı. Hatta bugün işte arkadaşlarla da onu da konuşuyoruz. Yani birkaç rol geldiği zaman şunu şöyle mi kessek, bıyığı mı keselim, sakalı keselim mi, saçlarımı uzatalım, hı-hı, keselim mi diye, yani çok doğal olarak onu da role en uygun hale getiriyoruz. Bugünkü film için de öyle, Anka'da da yani başka bir herif, yani farklı bir herif. Onun içinde başka türlü bir duruşu ve görünümü olması lazımdı. Yani o çalışmayı yaptıktan sonra o bir de şey katıyor sana. Aynada baktığın zaman kendine ha diyorsun, ha bu adam geliyor işte şimdi. Ha, evet. Onu da görüyorsun falan. O önemli oluyor tabii. Dolayısıyla da evet, belki çok güzel böyle roller daha gelecek, oynayacağım yani. Tabii hazırlanıyorum. Haydi bakalım. Çalışıyorum efendim. O zaman seni bekliyoruz sabırsızlıkla. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.